Mahkumun tahliyesi dün gece itibariyle başladı. Haberi alır almaz cezaevlerinin önüne koşan aileler güneş doğana kadar yakınlarının çıkmasını bekledi. Açık cezaevinden geliyorum ha, buradan geliyorum. Orada yok mu başka? 2 sene yatarım vardı. Kapılar açıldı, tahliyeler başladı. Herkes o aracın içinde kendi yakınının olmasını umut etti ve koşmaya başladı. Ayrılmasınlar, şoktayım şu an. Öğleden sonra başladı tahliyeler. Ama içeriden çıkanların sayısı bir elin parmağını geçmedi. Gece yarısından sonra ise sayı gitgide arttı. Haberi uykuda alan bile vardı. Bir anda gece yatıyordum, kaldırdılar. Eşyalarını topla çık dediler, tahliyesin dediler, geldim ben de. İsminiz okunduğu zaman, anons edildiği zaman neyse? Güzel bir duygu. Özgürlük kadar güzel bir şey yoktur. Peki cezanız ne kadardı? Ne kadar kalmıştı? 2 yıldı. Çıktık. Denetim serbestliğinden çıktık. Benim 5,5 sene ben yargılandım. 2,5 ay ceza kestiler bana, sabıkam yok diye. Bir 3-4 gün yattım ve bundan yararlandım. Herkes heyecan içinde kendi yakınının demir parmaklıklar arasından çıkmasını bekledi. İşi gücü bıraktık. Kocaeli'den geliyoruz. Abim cezaevinde 2,5 yıldır. 25 ay cezası var. Şu an beklemedeyiz. 15 saattir buradayız. Yani bir tostla, bir ayranla bekliyoruz. Yüzlerce mahkumun Silivri cezaevindeki tahliye işlemleri sürerken yakınlarının da dışarıda umutlu ve heyecanlı bekleyişi sürüyor. Saatler gece yarısını göstermesine rağmen onlar burayı terk etmedi ve gözleri cezaevinin kapısında. İlerleyen saatlerde gergin ve heyecanlı bekleyiş yerini sevince bıraktı. Ben 10 aydır yatıyorum. Denetimi yakmıştım ben. 18 gün kalmıştım. Sevinçliyiz ama buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçeride bir sürü arkadaşlarımız var. 8 aydır yatıyorum. 4 ayım kaldı, tahliye oldum. Sürpriz oldu. Cezaevinden tahliyeler devam ediyor. İşte görüyorsunuz, cezaevinin içinden bir araç geldi. Buradaki mahkum yakınları da bir umut. Kendi yakınları, tanıdıkları diye kapıya doğru ilerliyorlar. İçeriden 4 mahkum daha çıktı. Diğer mahkum yakınları da onlardan haber almaya çalıştı. Var. Binmiş şu kişi tahliye olacakmış. Yani bekleyin sabaha kadar çıkıyorlar. Mahkum yakınları sabaha kadar ayrılmadı cezaevi önünden. Kucağında torunuyla bekleyen de vardı. Elinde bir tost, bir çayla sabahı edendi. Umutlarımız gittikçe çökmeye başladı. Ama almadan gitmeyeceğiz tabii. Buradayız. 2 günde sürse, 3 günde sürse burada bekleyeceğiz.